Türkiye acil servis çalışanları hayat kurtarmak için yollarda zamanla yarışıyor. Fakat bazı sorumsuz sürücüler onlara bu görevlerinde büyük engel oluyorlar. A Haber ekibi ambulansların trafikte neler yaşadığını görüntüledi. Onların önceliği insan hayatı kurtarmak. Bunun için gece gündüz canla başla çalışıyorlar. 112 aradığınızda bu masalardaki telefonlardan biri çalıyor. Çünkü burası 112'nin komuta merkezi ve sağlık ekipleri de adreslere bu noktalardan yönlendiriliyor. Ortalama günde 40 bine yakın çağrı düşüyor. İlk telefon biz karşılıyoruz. Asılsız vakaları eliyoruz. Önemli olan vakaları sağlık personel ekibi arkadaşlarımıza aktarıyoruz. 112 acil servis çalışanları için görev çok kutsal. Çünkü onlar hayat kurtarmaya çalışıyorlar ve bunu yaparken de zamanla yarışıyorlar. Bizim için saniyeler çok önemli. Biz ısrarla yol istiyoruz ama bize yol vermiyorlar. Üstelik bir de hakaret ediyorlar bizlere. Bu gri araba şu an bize yol vermemekte ısrar ediyor. Bizim için saniyeler çok önemli. Biz bunu anlatamıyoruz ama. Araçlar sinyal bile vermiyor. Dibine girmiş olduğumuza rağmen görüyorsunuz evet, telefonla işte. Telefonla uğraşıyor şu anda. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkada siren çalan bir ambulans. Ancak telefonla mesajlaşan bir sürücü önümüzde ne yazık ki. Normal şartlarda fermuar sisteminde şu an sağlı solu açılmaları lazım. Evet, araçların sağlı solu yanaşması gerekiyor. Ortayı boş bırakmaları gerekiyor fakat görüyorsunuz. Evet, şu an sağ şerit boş, gördüğünüz gibi emniyet şeridi boş ama ben emniyet şeridine giremiyorum. Ambulans aracının içerisinde yatan hastanın hayatı için her dakika, hatta her saniye çok önemli. Şu an yapılması gereken en önemli şey ise hastayı bir an önce hastaneye ulaştırmak. Aynen öyle. Bir insan hayatını tehlikeye atıyorlar. Siz bu kanamalı hastalar da olabilir, trafik kazası olabilir, kalp krizi geçirenler olabilir, beyin kanaması geçirenler olabilir. Trafikteki sürücüler bizim ambulansta neler yaşadığımızı farkında değiller. Hem acı çekiyor hem de hayati tehlike yaşadığı için hani kısa bir sürede hastaneye yetiştirmemiz gerekiyor. Ama bu kolay olmuyor sanırım. Aynen öyle, kolay olmuyor. Trafikteki sürücüler bizlere yol vermiyor. İnşallah bundan sonra verirler.